Bundan 30-40 yıl öncesine kadar batılı insanların büyük bir çoğunluğu İslam dinini tanımıyordu. Oysa bugün İslam, dünyanın dört bir yanında üzerinde en çok konuşulan, merak edilen, hakkında en çok haber yapılan din durumunda. Dünya üzerindeki Müslüman nüfus günden güne artıyor, birçok insan din değiştirerek İslam'ı tercih ediyor. Bu önemli gelişmenin yaşandığı ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri. Bugün Amerika'da 6 ila 7 milyon civarında Müslüman yaşıyor. Ve bu sayı günden güne hızla artıyor. Çünkü Amerika'da yılda ortalama 20 bin kişi İslam'ı kabul etmekte. Bunlardan biri de Fidelma O'Leary. O'Leary, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki St. Edward's Üniversitesi'nde nöroloji profesörü olarak görev yapıyor. Katolik olarak yetiştirilen Fidelma O'Leary, bir radyo programı dinlerken Müslüman olmaya karar vermiş. This is what I think of as my light bulb moment. This is the moment when all the pieces finally locked and clicked. And I knew that Islam was the religion for me. I just embraced it and loved it. And Kevin James ise New York İtfaiye Departmanı'nda müfettiş olarak görev yapıyor. Küçük yaşlardan itibaren hiçbir dini gerçek anlamda tanıma imkanı bulamayan James, doğruyu bulmak için bir din arayışına girmiş ve böylece İslamiyet'le tanışmış. What appealed to me was the universality of the message. Any religion that gives a code of righteous ethical conduct and respect and gratitude and obedience to one being is Islam. So here is a book, the Holy Quran, that validates other religions, the diversity of mankind, and it puts the onus of salvation on the believer. The Quran teaches you that the saving of one life is as if it saved all of humanity. Kevin James, Hazreti Muhammed'e yakınlığını ise şöyle ifade ediyor. I felt a kinship to him also personally. And there's probably about a billion Muslims who would say the same thing personal, this personal kinship that they feel with him. Günümüzde Amerika'daki Müslümanlar, iş dünyasında, günlük hayatta, devlet yönetiminde ve eğitimde söz sahibidirler. Ayrıca inançları doğrultusunda yaşayabilmeleri için de pek çok imkan önlerine sunulmaktadır. Bugün pek çok eyalette yeni camiler inşa ediliyor. İslami eğitim veren okullar açılıyor. Birçok büyük şirkette Müslüman çalışanlar için mescitler yapılıyor ve bankalarda İslami kurallara göre işleyen bölümler faaliyete geçiriliyor. The Christianity Today dergisinde Hristiyanlar Müslümanlar için hazır mı başlığıyla yayınlanan haberde İslam'ın Amerika'daki bu yükselişinden şöyle söz ediliyor. 2015 yılına gelindiğinde İslam'ın Yahudiliği geçerek Amerika'nın ikinci en büyük dini olacağı tahmin ediliyor. Bazı tahminlere göre ise bu çoktan gerçekleşti bile. Batıya göç eden Müslümanlar, Batı'nın kültürel ve dini değerlerinde bir takım değişikliklere neden oldular. Detroit'te bir hastane, Müslüman hastalarına Kur'an dağıtıyor. Denver Uluslararası Havaalanı'nda Müslümanların ibadet edebilmesi için bir mescid açıldı. Amerikan Senatosu, açılış töreni için Müslüman bir din adamı davet etti. Ordu, Müslüman din adamlarını göreve aldı. Beyaz Saray, tıpkı Noel kartları gibi Ramazan bayramı için tebrik kartları yollamaya başladı.